Hepimiz çalışmak zorundayız. Bu çabayı gösterirsek başarılı oluruz. Çabayı göstermezsek başarılı olmayız. İşin özü çalışmaktan geçiyor. Ben partinin genel başkanı olarak eğer gün 24 saatse ki öyle elimden gelse 24 saatte çalışacağım. Sadece Tunceli değil tabii. Koca bir Türkiye var. Türkiye'de değil. Biz pek çok Avrupa'yı, Avrupa Birliği'ni, Londra'sı, efendim Washington'u, hemen hemen her alanı, Pekin'i gidip geziyoruz, bakıyoruz, ediyoruz, çalışıyoruz. Kendimizi anlatıyoruz, partimizi anlatıyoruz. Hepimize düşen ortak görev çalışmaktır. Bu konuda size şu bilgiyi de vermek isterim. Değerli arkadaşlarım, son 3-3,5 yılda en büyük değişimi yaşayan parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Eski anlayışlarımızı bir tarafa bırakacağız. Eski görüşlerimizi de bir tarafa bırakacağız. Biz bir politikayı ana ilke olarak önümüze koyduk. Üreten Türkiye. Önce üreteceğiz, sonra hakça bölüşeceğiz. Sloganımız bu. Eskiden hep paylaşımdan söz ederdik. Şimdi önce üretmekten, sonra da paylaşmaktan söz ediyoruz. Daha adil bir düzenden söz ediyoruz. İstihdam yaratan bir düzenden söz ediyoruz. Ekonomiyi daha iyi kavramaktan söz ediyoruz. Yeri geldiği zaman da varsa yanlışlarımız, o yanlışlarımızı söylemekten de çekinmiyoruz. Bakın biz hiçbir siyasal partide olmayan %33 cinsiyet kotası getirdik. Gönlüm şunu isterdi. Tunceli gibi yerde bu masaların yarısı kadın olsaydı. Emin olun bunu çok arzu ederim. Pek çok şeye demokrasi açısından Tunceli örnektir. 80 ile yeri geldiği zaman örnektir. Buradan da örnek olmak durumundayız. %10 gençlik kotası getirdik. Gençler daha fazla siyasete girsinler. Son Gezi Parkı olayları hepimize ders olsun. Gençler özgürlük ve demokrasi istiyorlar. Biz de özgürlük ve demokrasi istiyoruz. Bakın arzularımız, istemlerimiz örtüşüyor. Gazetelerde gördünüz. 17 maddelik özgürlük ve demokrasi bildirgesi yayınladı. Her partilinin bunları çok iyi bilmesi lazım. Ezberlemesi lazım. Kahvede oturduğu zaman konuşması lazım. Genelde şöyle bir alışkanlığımız var. Otururuz kahvede, birisi CHP'yi eleştirir, biz ona deriz ki bir dakika dur. Biz ondan daha fazla eleştiririz. Yok böyle bir şey. Biz daha fazla partimize sahip çıkmak durumundayız. Çünkü biz haklıyız. Biz özgürlük istiyoruz, biz demokrasi istiyoruz, biz işçi haklarını savunuyoruz, emeği savunuyoruz, alın terini savunuyoruz. Bizim bu taleplerimiz havada kalmamalı. Biz bunları yeri zamanı geldiği zaman da yansıtabilmeliyiz. Geniş kitlelere yansıtabilmeliyiz. Demokrasiyi ve özgürlüğü savunurken yolumuz şu. Biz 12 Eylül darbesinin getirdiği hukuka karşıyız. 12 Eylül darbesiyle gelen yasalara karşıyız. Onların da düzelmesini istiyoruz. Onları değiştirmeyen kim? AKP iktidarı. O zaman şu soruyu soracağız. 12 Eylül darbe hukukunun arkasına saklanan kim? AKP'liler. Onlara biz demokrat diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Biz ne diyoruz? 12 Eylül darbe hukukunu tamamen değiştirelim, demokrasiyi ve özgürlüğü bu ülkeye gerçekten getirelim. Bakın biz bunu çoğu yerde seslendirmiyoruz. Şunu söyleyebiliriz. Kenan Evren'in o apoletleri vardı. Recep Tayyip Erdoğan'ın apoletleri yok. Başka bir farkı yok. İkisinin savunduğu şey de aynı. İkisi de özgürlüğü tırmanlıyor.
O halde biz önemli bir adım atmak durumundayız. Bizim tarihimiz çok önemli. Cumhuriyetin tarihi bir anlamda Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihidir. Biz Türkiye'de 3 büyük devrime imza atmış partiyiz. Cumhuriyeti kurmuşuz. Yani saltanatı yıkmışız. Halkın iradesini öne almışız cumhuriyetle. Sonra ne yapmışız? Çok partili hayatı getirmişiz. Birden fazla parti çıkmış. Üstelik bunu darbeyle falan da değil. Demokrasiyi daha da güçlendirmek için yapmışız bunu. Sonra bu ülkeye demokrasi sağlıklı otursun diye sosyal demokrasiyi getirmişiz. 3 büyük devrime imza atmışız. 4. büyük devrime hazırlanmak durumundayız. O da özgürlükler. Türkiye özgürlükler konusunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapacaklarını bekliyor. Ve biz bunu her yerde seslendirmeliyiz. Bunu yaptığımız zaman göreceksiniz ki çok başarılı olacağız. Bir başka konu değerli arkadaşlarım. Çalışma derken bilinçli çalışmak zorundayız. Hiçbir partide olmayan bilgisayar altyapısı bizde var. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin intranet sitesine girdiğiniz zaman orada oturduğunuz apartmanda kimler var, kimler oturuyor, onlar seçmen mi değil mi hepsini görebilirsiniz. Kendi eviniz de dahil olmak üzere. Biz bunu araştırıyor muyuz, bakıyor muyuz, bakmıyoruz. Bakacağız. Sahte isimler var mı yok mu? Varsa hemen CHP'ye genel merkeze haber vereceğiz. İl başkanı haber verecek. Burada böyle birisi yazıyor ama seçmen kütüğünde böyle birisi yok burada diyecek. Biz onu alacağız, iptal edeceğiz. Sandıklara sahip çıkmak durumundayız. Ama neyle sahip çıkacağız? Bilgiyle sahip çıkacağız. Dediğim gibi hiçbir partide bu altyapı yok ama bizde var. Sandık bazında örgütlenme yapıyoruz. Yeni bir örgütlenme modelini hayata geçiriyoruz. Diyelim ki Tunceli'de 7 numaralı sandık dediniz. Girdiniz. 7 numaralı sandığın önce haritasını görüyorsunuz. O sandık çevresinde caddeler, sokaklar nedir onu görüyorsunuz. Hangi adreste kimler oturuyor onu görüyorsunuz. O sandık çevresinde bir önceki seçimde kullanılan oyların dağılımını görüyorsunuz. Eskiden şu olurdu. Birisi gelirdi partiye, ben parti için çalışmak istiyorum. Bir şey veremezdik bir görev. Şimdi çok basit. Diyeceksiniz ki hangi adreste oturuyorsun? Şu adreste. Hemen bilgisayardan bakacaksınız. Hangi seçim çevresinde? Bir dosyayı çıkartacaksınız. Vereceksiniz. Kardeşim bu seçim çevresinden sen sorumlusun diyeceğiz. Bunların tamamını yapmak mümkün. Tamamının verileri Cumhuriyet Halk Partisi'nin bilgisayar sisteminde var. Gençliğe çok önem vermek zorundayız. Gençliği dinlemek zorundayız. Gençler bizden daha ileride olacak. Bizden daha solda olacak. Bizden daha dinamik olacak. Onları kucaklayacağız. Onları dinleyeceğiz. Bu tür toplantılarda benim il ilçe başkanlarından isteğim şu. Bakın bütün böyle geleneksel toplantılarda bir en yaşlı konuşur. Bir de en genci konuşur. Gençler de çıkarlar kürsüde, düşüncelerini aktarırlar ve bizler de dinleriz. Gençlere bu fırsatı vermemiz lazım. Onlar da mikrofona çıksınlar, onlar da konuşsunlar, onlar tecrübe sahibi olsunlar. Yarının umudu onlar. O olanağı biz onlara vermeliyiz. Onlar çıkmalı. Belki düşünceleri bize garip gelebilir. Olsun, hiç önemli değil. Onları kucaklamalıyız. Bunu yaptığımız zaman göreceksiniz ki partinin geleceğine de önemli katkılar yapmış olacağız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak az önce de ifade ettim. Son 3 yılda en büyük değişimi yaşayan parti. Önümüze yerel seçimler var. Göreceksiniz orada. Her şeyi Ankara'dan belirleme gibi bir şeyi bıraktık, durumu bıraktık. Burada ve ilçelerde en fazla oyu kiminle alacaksa, ufku geniş, hizmet konusunda ateşli, ben bulunduğum kente, ilçeye hizmet ederim ve hizmet etmekte kararlıyım diyen adayları sizler belirleyeceksiniz.
Derseniz ki efendim biz Tunceli'de Seyit Rıza Meydanı'na koyacağız bir sandık. Gelip bizim belediye başkanı adayımız kim olsun onu seçsinler. Biz ona da razıyız. Yapın. Artık Ankara'dan ben oturup şu efendim belediye başkanı olsun. Şunlar da belediye meclis üyeleri olsun. Bu dönemi bitireceğiz arkadaşlar. Demokrasi ise demokrasiyi önce kendi partimize getireceğiz. Kendi partimize getirdiğimiz zaman göreceksiniz, halkın desteğini de büyük ölçüde almış olacağız. Bunu yapmak zorundayız. Tunceli'yi gezdim bugün. Hemşehrilerimle beraber oldum. İki ilçeye gidemedim. Biri Çemişgezek, biri Mazgirt. Yarın Erzincan'a giderken Külümre'de uğrayacağım. Ama bir daha gelişte inşallah bu iki ilçeye de uğramış olacağım. Bütün hemşehrilerime gerçekten minnet borçluyum. Oldukça sıcak ilgi gösterdiler. Kabul gösterdiler. Onlarla beraber olduk. Bir iki ilçede kısa bir iki konuşma yapma fırsatım oldu. Önemli olan şu. Bu ilginin sürekli olması gerekiyor ve bizim bu ilgiyi sürekli kurmamız gerekiyor. Onların beklentilerine uygun politikalar geliştirmemiz gerekiyor. Bunu yaptığımız zaman emin olun çok büyük başarı sağlamış oluyoruz. Tunceli'nin bir başka özelliği daha var. Tunceli sadece Tunceli il sınırlarıyla kendisini hapsetmiş bir kent değil. Türkiye'nin hangi iline giderseniz mutlaka birkaç Tunceli ile karşılaşırsınız. Bu coğrafya büyük ölçüde göç veren bir coğrafya. Ama ilişkileri devam eden, Tunceli ile ilişkileri devam eden bir kitlemiz var bizim. O nedenle İstanbul'a gittiğiniz zaman İzmir'e, Ankara'ya, hatta Hakkari'ye gittiğiniz zaman mutlaka Tuncelilerle karşılaşırsınız ve konuşursunuz. O nedenle bu coğrafya sadece 32 bin nüfuslu bir coğrafya değil. Çok daha büyük, çok daha görkemli bir coğrafya. Özellikle bizim partimiz açısından da çok çok önemli. Biz önümüzdeki yerel seçimlerde başarılı olmak durumundayız. Bu başarıyı CHP başarılı olsun diye söylemiyorum. Türkiye'nin geleceği açısından Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarına ihtiyacı var. Cumhuriyet konusunda ciddi sorunlar var. Demokrasi konusunda ciddi sorunlar var. Laiklik konusunda ciddi sorunlar var. Bunları aşmak zorundayız. Türkiye çok kırıldı, döküldü. İnsanlar kamplaştı. Birbirlerine farklı bakıyorlar. Komşular bile ayrışmaya başladı. Yeniden tamir etmemiz lazım. Türkiye'yi bütünlük içinde bir aile anlayışıyla, herkesi kucaklayan bir anlayışla yeniden ayağa kaldırmamız gerekiyor. Bunu yapacak olan parti biziz. Çünkü bizim felsefemizde insana saygı var. Onun kimliğine saygı var, onun inancına saygı var. O nedenle biz bölücü değiliz. Kucaklayıcıyız biz. Herkesi kucaklıyoruz. Bizim felsefemizde ne var? İncinsen de incitme var. Niye insanları inciteceğiz? İnsanları kucaklamak varken, insanları kazanmak varken. O nedenle hepimize büyük görevler düşüyor. O çerçevede çalışacağız, mücadele edeceğiz. Ben Türkiye genelinde, ama sizler de Türkiye genelinde çalışabilirsiniz. Her yerde akrabalarınız var. Almanya'ya kadar, Fransa'ya kadar, Hollanda'ya kadar. Hep beraber bu mücadeleyi götüreceğiz. Biliyorum bir yemek için uzun bir konuşma oldu. Ama bu konuşmayı yapma ihtiyacı hissettim. Nedeni de şu, çok sık gelmiyorum. Partilerle hiçbir yemekli toplantıda hemen hemen beraber olmadım. Çünkü yemekli toplantıları pek uygun görmüyorum. Daha farklı toplantılarla bir araya gelmeyi ben uygun görüyorum. Ama burada biz beraberiz. Bir bayram günü, bir bayram akşamı. Size bir şey daha anlatmak isterim. Süreçle ilgili olarak zaman zaman tepkiler gelir. Efendim Cumhuriyet Halk Partisi barış sürecine karşıdır diye söylem geliştirirler. Bir, buna kesinlikle inanmayacaksınız.
Biz neye karşı olduk? Barış sürecinin ne olduğunu bilen var mı? Hayır. Biz bilmiyoruz. Hangi sözler verildi yine biz bilmiyoruz. Hangi taahhütlerde bulundu biz yine bilmiyoruz. Biz bu sürecin nasıl çözüleceğine dair yol haritasını götürdük, Sayın Başbakan'a verdik. Ben götürdüm. 4 arkadaşımla beraber. Böyle olmaz dedi. Olmazsa mesele yok. Ben bunu çözeceğim dedi. Biz ne dedik? Parti meclisi toplantısında sen çözeceksen buyur kardeşim. Şu şartlarla sana kredi açıyoruz, çöz. Ne söyledi? Sizin kredinize ihtiyacım yok dedi. Niye biz suçlanıyoruz o zaman? CHP niye suçlanıyor? 17 madde bu ülkeye demokrasi ve özgürlüğü getirmek için bizim taahhüdümüzdür. %10 seçim barajı. Kim getirdi? 12 Eylül darbe hukuku getirdi. Kim değiştirmek istiyor? Cumhuriyet Halk Partisi. Kim illa değişmesin diyor? Adalet ve Kalkınma Partisi. Kim özgürlükten yana o zaman? Kim demokrasiden yana? Biziz. Herkesin inancına saygılıyız dedik. Cemevleri de camiler gibi ibadet yeridir. Kanun teklifi verdik. AKP reddetti. O zaman düşünmemiz gerekiyor. İnançlara kim saygılı, kim saygılı değil. Biz saygılıyız. Üstelik kanun teklifimizi verdik. Diyarbakır cezaevi. Yüzlerce yurttaşımızın işkenceden geçtiği yerdir. Yüzlerce. En ağır işkencelerin yapıldığı yerdir. Biz ne dedik? Diyarbakır cezaevini müze yapın dedik. İnsan hakları müzesi yapın. Demokrasi müzesi yapın orayı dedik. Burada insanlar işkenceden geçti çünkü. Kanun teklifini verdik. Kim verdi? Cumhuriyet Halk Partisi. Kim reddetti? Adalet ve Kalkınma Partisi. Kim demokrasiden yana? Kim özgürlükten yana? Biz bunları söyleyeceğiz. Meydanlarda, alanlarda, her yerde söyleyeceğiz. Bize diyorlar ki sürece karşısınız. Hayır efendim, niye karşı olalım? Biz ne düşünüyorsak kanun teklifimizi götürdük, verdik. Buyurun. Sürece kim karşı? 17 maddeyi her arkadaşımın iyi okumasını isterim. Cebinizde olsun. Kahveye gidip birisi bir şey söylediği zaman çıkarın önüne koyun. Kim karşı, kim karşı değil. Biz bu ülkeye demokrasi gelecekse, özgürlük gelecekse, o zaman bu ülkede barışın kalıcı ve köklü olduğuna inanan bir partiyiz. Bizim açımızdan etnik kimlik hiç önemli değil değerli arkadaşlar. Kürt olmuş, Laz olmuş, Çerkez olmuş, bana ne? Ben onu insan olarak görürüm. İnsan olarak severim ben onu. Bizim öyle bir kitabımızda, felsefemizde öyle bir şey yok. Onun inancına da saygı gösteririz. Neye inanırsa inansın. Onunla Allah'ın arasındaki ilişkidir. Ama onun çocuğu işsizse o benim derdimdir. Başka bir sorunu varsa biz o sorunu çözmek zorundayız. İnsan olarak bakacağız biz ona. Biz böyleyiz. Etnik kimlik üzerinden ve inanç üzerinden siyaset yapmıyoruz. Zaten hedefimiz de o. Amacımız da o. Böyle bir çerçeve çiziyoruz biz. Sizin bu çerçevede olayları çok iyi anlatmanız lazım. Gençlere de iyi anlatmanız lazım. Burada bakın, uyuşturucudan söz ediliyor. Yazık, günah değil mi o gençlerimize? Onlara sahip çıkmak durumundayız. Onların önünü açmak durumundayız. Onlara siz ülkenin sorununu çözmek istiyorsanız buyurun gelin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapıları size açıktır dememiz lazım. Gezi Parkı'nda bana söylediler. CHP değişsin. İyi dedim. Gayet güzel söylüyorsunuz. Neredesiniz? Gelin hep beraber değiştirelim. Gelin partiye üye olun. Değişimse değişimi yapalım. Hem gelmeyeceksin hem ben değiştireceğim. En büyük değişimi yaşadık. Yaşamaya da devam edeceğiz.
Cumhuriyet tarihine baktığınız zaman en büyük değişimi gerçekleştiren parti biziz. Bunu bundan sonra da sürdüreceğiz. Gençleri kucaklayacağız. Bizim il başkanlarımızda, ilçe başkanlarımızda da büyük değişiklikler oldu. Hiçbir parti yapmadı. Biz 37 ilde seçim yaptık. Üstelik bütün üyelerin katılımıyla seçim yaptık. Bir ilimiz hariç, Muğla'da hariç, orada üyelerin değil, delegelerin katılımıyla ön seçim yaptık. Diğer illerin büyük bir kısmında üyelerin katılımıyla ön seçim yaptık. Grup başkan vekillerini biz seçimle bağımsız, özgür iradeyle sandığa gidip milletvekillerimize oy kullanıp kendi grup başkan vekillerimizi seçtik. Ve bir başka partinin grup başkan vekili demokrasiyi bu parlamentoda işleten Cumhuriyet Halk Partisi'dir diyor. Doğru. Biz bunları yapıyoruz. Ama derslerimize iyi çalışacağız. Partiyi iyi tanıyacağız. Partinin felsefesini iyi bileceğiz. İki gün önce bir toplantıda söyledim. Herkesin gönlünde bir aslan yatar. Kimi milletvekili olmak ister, kimi belediye başkanı olmak ister, kimi belediye meclis üyesi, kimi il genel meclis üyesi olmak ister. Herkesin gönlünde bir şey atar. Biz de ona saygılıyız. Ama bir yerde belediye başkanımız varsa, var olan belediye başkanımızı kötüleyerek birisi ben de adayım derse, ben onun üstünü çizeceğim. Kendi kendini kötüleyerek birisi partinin gelip bir başka yerine oturmaz. Oturmamalıdır. Bizim kültürümüzde bu olmamalı. Olabilir birisinin çok güzel projeleri var, gelir söyler ben bunları yapacağım. Eyvallah. Ama o belediye başkanımız çok kötü, çok berbat, bilmem şöyledir, böyledir. E sen nesin kardeşim? Kötülüyorsan kimse kusura bakmasın, sen de o kadar kötüsün demektir. Farklı bir pencereden siyasete bakmak zorundayız. Farklı bir anlayışla siyasete bakmak zorundayız. İnsani açıdan bakmak zorundayız. Eğer siyaseti böyle kurgular ve götürebilirsek, Türkiye'de yeni bir anlayışı da egemen kılmış olacağız. Amacımız bu. Bunu yapmak durumundayız. Umuyorum bir daha buraya geldiğimde, yine böyle güzel bir akşam yemeği yediğimizde, masanın yarısından fazlasının kadın olduğu bir Tunceli yemeğinde sizlerle beraber olmaktan çok mutlu olacağım. Tabii bu akşam da mutluyum, onu da söyleyeyim. Ama öbür toplantıda daha da mutlu olacağım. Kadınların şöyle bir özelliği var değerli arkadaşlarım. Siyasette kadının inandırıcılığı erkekten daha fazladır. Kadın her yere gider. Her yerde konuşur. Ama erkek her yere gidemez. Kadınları siyasetin içine çekeceğiz. Hiçbir partide olmayan %33 cinsiyet kotası geldi. Önümüzdeki seçimlerde göreceksiniz. Her alanda buna uyacağız. Her alanda. %33 cinsiyet kotası olacak. Bakın kadın kotası demiyoruz. Çünkü bazı yerlerde kadınlar fazla, orada da 33 erkekler için garanti getiriyoruz. Cinsiyet kotası %33. Bunu böyle kabul edeceğiz, böyle konuşacağız. Kadınlar gelsinler, siyasete girsinler, mücadele etsinler. Biz onları hep böyle gerilere itiyoruz. Onlar daha önde olmalılar ve daha azimle, kararlılıkla mücadele etmeliler. Onların bilgisinden yararlanmalıyız. Onlar toplumu bizden daha iyi tanırlar. Evlere girerler, evlerde otururlar. Kadınları ikna ederler, onlarla konuşurlar. Dolayısıyla inandırıcılıkları bizden daha fazladır. Dersin Spor bana bir forma hazırlamış. Ve o formayı giyeceğiz artık demek ki. Değil mi başkan? Dersin spor formasını
Ben gitmeden önce oğluma vereceğim. O Güney Kore'ye doktora yapıyor orada, gelmişti. Ona vereceğim. Belki ilk önce Güney Kore'de giymiş olacak dersim spor formasını. Çöp uzun çöpten hakkın alacak. Karanlığın sonunda güneş doğacak. Geliyor kılıçlar Kılıçdaroğlu, hem temiz hem de dürüst bir insanoğlu. Geliyor kılıçlar Kılıçdaroğlu, hem temiz hem de dürüst bir insanoğlu. Yalanın talanın göründü sonu. Soruyor kılıçlar Kılıçdaroğlu, Türkiye'm sende var mı yalanı? Geliyor kılıçlar Kılıçdaroğlu, hem temiz hem de dürüst bir insanoğlu. Geliyor kılıçlar Kılıçdaroğlu, hem temiz hem de dürüst bir insanoğlu. Üzerinde bulunmaktan, hemşerilerinde bir arada bulunmaktan son derece mutluyum. Hepinize gerçekten enişten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, sağ olun. Hem temiz hem de dürüst bir insan oldu.